İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu gece Halk TV'ye konuk oldu. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularına yanıt verdi. En dikkat çeken açıklaması ise Cumhurbaşkanlığı yarışında olmayacağını açıklaması oldu. Kendi adıma konuşabilirim. Ben aday değilim. Ama kim aday olacak kısmında seçilecek ve kazanacak bir adayla Cumhurbaşkanlığına devam ettirecek bir adayla seçime gireceğiz. Ben başbakanlığa adayım ifadelerini kullandı. Biliyorsunuz Millet İttifakı seçimi kazanırsa parlamenter sisteme geçilecek. Yine eskisi gibi Cumhurbaşkanı ve Başbakan olacak. Meral Akşener'in bu açıklamasına gazeteci Uğur Dündar da destek verdi ve şöyle bir paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı adayı değilim diyen Meral Akşener tarih yazıyor. Tarihte onu zor zamanlarda dimdik duran mangal yürekli Cumhuriyet kadını olarak yazacak diyerek bir paylaşım yaptı Uğur Dündar. Haklı mı? Haklı. Meral Akşener'in şu an Cumhurbaşkanlığı yarışında seçime girmesi durumunda Erdoğan'ın kazanma şansının yine yüksek olduğunu görüyoruz. Peki ne olacak o zaman? Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak aday kim olmalı? Anketlere bakıldığı zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın önde olduğunu görüyoruz. Ancak buna rağmen Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı gazeteciler, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen bazı anketçiler ısrarla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ön plana çıkarıyorlar. Bunu yapmamaları gerekiyor. Yaptıkları bu iş muhalefete ihanetten başka bir şey değil. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında hiçbir şekilde şansı yok. Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın önünü tıkamak demek, Türkiye'nin önünü tıkamak demektir. Muhalefetin önünü tıkamak demektir. Biz muhalefetiz, ölene kadar muhalefette kalacağız demektir. 73 yaşına gelecek bir Kılıçdaroğlu'nun 2023 yılında yapılacak seçimlerde şansı yoktur. Bunu görmelerine rağmen özellikle CHP'li belediyeler tarafından desteklenen televizyon kanallarındaki yorumcular, özellikle CHP'nin desteklemiş olduğu anket şirketlerinin başındaki kişiler Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ön plana çıkarıyorlar. Meral Akşener burada örnek olacak bir davranış sergileyerek yarıştan çekildi. Aynı duyarlılığı Kılıçdaroğlu'nun da yapması gerekir. Kılıçdaroğlu ben aday değilim diyor ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere, Ankara'da bazı teşkilatların il ilçe başkanları olmak üzere, bazı genel başkan yardımcıları olmak üzere, CHP'nin desteklediği televizyon kanallarındaki yorumcular olmak üzere hepsi Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bizleri hazırlıyorlar. Ama kazanma şansı yok. Ben elimden geldiğince bu ortamda bu görüşlerimi dile getirmeye çalışıyorum. Bugün Meral Akşener'in yapmış olduğu bu tarihi açıklama gerçekten büyük önem taşıyor. Aynı duyarlılığı Kemal Bey de yapmalı ve belediye başkanları belediye başkanı olarak kalsın. İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın aday olmasına karşıyız. Bir dönem daha devam etmeleri anlayışından vazgeçip Türkiye'nin önünü açarak Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın önünü tıkamaması gerekir. Benim görüşlerim bu şekilde. Yanlış düşünüyorsam yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama gerçek bu. Ben elimden geldiğince dile getirmeye devam edeceğim. Ve sizlerden de isteğim, çevrenizdeki herkese ulaştırın. Ekrem İmamoğlu'nun veya Mansur Yavaş'ın adaylığına CHP'nin engel olmasına izin vermeyin. Bugüne kadar AKP'nin iktidar olmasının en büyük nedeni CHP'nin vizyonsuz politikalarıdır. CHP öyle bir şekilde ele geçirilmiş ki Kılıçdaroğlu'nu gazlayan bir kitle var. Bunlar kim? Koltuğunu kaybetmek istemeyenler. Bunlar kim? CHP'li belediyelerden gelen reklam desteğinden olmak istemeyenler. Bunlar kim? Siyasi ikbal peşinde koşan anketçiler. Kim olduklarını gayet iyi biliyoruz. Ama yeter artık. Türkiye'nin bir gerçeği var, milletin bir gerçeği var. Tabana indiğiniz zaman vatandaşın büyük bir bölümü seçimin ancak ve ancak Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'la kazanabileceğini düşünüyor. 20 yıldır AKP iktidardaysa 3 suçlusu var, 3 sorumlusu var. Birisi Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri Deniz Baykal, diğeri de ne yazık ki hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Son zamanlarda en büyük desteği veren kişi. Zamanında muhalefetteydi, şimdi ise Cumhur İttifakı'nın en güçlü ortaklarından birisi.